Aziz kardeşlerim, bizim inancımızda elbette bizim günlerimiz vardır, bizim takvimimiz vardır. İslami hayatta günlerin, ayların, yılların, haftaların, gecelerin kutsal olduğu bilinen vakitler vardır. Bizim kutsallarımız elbette mutlak manada Kur'an ve sünnet dairesinde bilinen kutsallardır. Bunun dışındaki kutsallar veya uygulamalar tahrif edilmiş veya batıl olarak görülen inançlardır aziz kardeşler. Ama maalesef biz bunu koruyamadığımız zaman, bu kültürü, bu inancı, bu ruhu koruyamadığımız zaman maalesef inancımızı da koruyamayız. İnancımızdaki değerlerimizi, inancımızın kriterleri bir bir hayatımızdan sökülüp gider beyler. Dolayısıyla bu gecelerde bakıyoruz. Yarış halinde eğlenceler, yarış halinde yeme, içme, pastalar, börekler, efendim şunun bunun yapılması planlanıyor. Bunların hiçbirisi bizim inancımızda yoktur beyler. Ha şöyle diyebilirsiniz, ya hocam biz bunu inanç meselesi, onların yapmış olduğu inanca benzemek, onlar gibi olmak, onlar gibi yapmak amacıyla yapmıyoruz. Ya işte bir yıl bitiyor, ikinci bir yıla giriyoruz, o geceyi güzel geçirelim. Peki nasıl geçiriyorsun? Eğlenerek, zıplayarak, içerek, kumar oynayarak. Peki bu var mı dinde? Bu da yok dinimizde. Peki böyle bir düşünceyi taşısak dahi gayrimüslimlerin kültürünü yaşamış olmuyor muyuz beyler? Gayrimüslimlerin, o Hristiyanların gecelerini kutsal olarak görülen o geceleri daha ihya etmiş olmuyor muyuz beyler? Bir hicri yılbaşı gecesinde, bir kadir gecesinde, bir mi'raç gecesinde neden bu heyecanı taşımaz Müslümanlar? İşte bu heyecanı Müslümanlar taşımadığı için, gayrimüslimlerin heyecanlarını yaşadıkları için kendi modellerini, kendi kimliklerini kaybederler beyler. Dolayısıyla bu gecelerde şans oyunları, yuva yıkan maddi kayıpları nedeni olan kumar, ağaç israfı, ahlaki zayıfiyetler, içki tüketimi, çılgınca eğlenceler, sarhoş olmuş, efendim günlerce, haftalarca süren hazırlıklar, hediyeleşmeler, bizim inancımızda evet hediyeleşme vardır, hediyeleşme güzeldir, ancak bu geceye has bir hediyeleşme yoktur. Aziz kardeşlerim, bizim inancımızda muhterem kardeşlerim, Allahu Zülcelal Hazretleri bizim hayatımızda bizi memnun etmeyecek, bizi efendim huzura götürmeyecek, bize hiçbir şey bırakmamış ki. Bakınız şu ayeti kerimeye, estağfirullah. وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاَخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Burada din hayat nizamıdır, yaşam şeklidir. Kim İslam yaşantı biçiminden, İslam'ı hayat nizamından, hayat nizamı olarak görmez ve yaşamazsa, yaşadığı hayat ondan reddedilir, kabul edilmez. Görüyor musunuz? Demek ki yaşantımızın her alanında mutlaka bizi muhatap kılan bir ölçü, bir kural vardır. Niçin yapıyoruz? Tabii ki doğal olarak insanlar muhakeme yapacak, muhasebe yapacağız. Bir yılımızı geçirdik, nasıl geçirdik, ne yapmalıydık, ne yapmamalıydık? Bunların muhakemesini yaparak bir yıl daha gitti, geri gelmeyecek. Bunun hesabını yaparak sevinç değil, üzülmemiz gerekiyor. Acaba biz Allah'a layık bir kul olarak mı geçirdik? Allah'a layık bir kul olarak mı geçirmedik? Bunun için aziz kardeşlerim, o gecelerde eğlence, vakit doldurma olarak böyle çılgınca nefsi ve şehvi arzuların tatmini hiçbir surette bizim inancımızla bağdaşmaz kardeşlerim. Dolayısıyla boş emeller, faydasız şeylerin peşinde koşarak geçirilen toplumlar kesinlikle ve kesinlikle hayatlarında huzur bulamazlar.